soruya bakıyoruz. X, Y, Z maddeleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Birinci yargıya baktığımız zaman X maddesi aynı tür atomlardan oluşmaktadır. Aynı tür atomlardan oluşuyorsa ya bu elementtir ya da elementel molekül olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Baktığımız zaman ilk seçenek hepsine uyuyor. Helyum olabilir. Bakıyoruz. Helyum olabilir. Oksijen olabilir. N2 olabilir. Demir olabilir. Bakır olabilir. İkinci yargı, Y maddesi aynı tür moleküllerden oluşmaktadır. Moleküllerden bahsediyor arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman NaCl ile bir molekül değil, iyonik bağlı bir bileşiktir. Karbondioksite baktığımız zaman aynı tür moleküllerden oluşuyor. H2O'ya baktığımız zaman aynı tür moleküllerden ne yapıyor arkadaşlar? Oluşuyor. Z maddesi farklı tür moleküllerden oluşmaktadır diyor. Şimdi tuzlu suya baktığımız zaman NaCl ile suyun bileşimi. Su bir moleküldür ama NaCl iyonik bağlı bir bileşiktir. Molekül değildir. Onun için C seçeneği olmuyor. Kolonyaya baktığımız zaman arkadaşlar etil alkol ile suyun bileşiminden oluşuyor. İkisinin de molekül türü birbirinden farklıdır. Doğru cevap B seçeneği olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Dokuzuncu sorudan devam ediyoruz. Dokuzuncu soru bir grafik sorusu. İyonlaşma enerjilerine karşı son katmandaki elektron sayısını vermiş. Burada bilmemiz gereken özel bir durum vardı. Hatırlarsanız 3 aşağı 5 yukarı kuralı. Yani biz burada ne diyorduk? Perdif cetvelde sağa doğru gidildikçe 1A'nın iyonlaşma enerjisi küçüktür 3A'dan. 3A'nın iyonlaşma enerjisi 2A'dan küçüktür. 2A'nınki 4A'dan. 4A'nınki 6A'dan. 6A'nınki 5A'dan. Sonra benim karşıma kaç A geliyordu? 7A geliyordu. 3 aşağı 5 yukarı. Yani Perdif cetvelde sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar. Aşağı doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi ne yapılırdı? Azalırdı. Diyor ki soy gaz olmadığı bilinen X, Y, Z, T ve K başgrup elementlerinin birinci iyonlaşma enerjisi son katmanındaki elektron sayısı ilişkisini gösteren yukarıdaki grafik verilmiştir diyor. Buna göre X, Y, Z ve T ve K elementleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi baktığımız zaman Y ve X'in aynı grupta olduğunu anlıyoruz. Çünkü son katmandaki elektron sayıları aynı. Perdif cetvelde aşağı doğru gidildikçe çap ne olurdu arkadaşlar? Artardı. O zaman baktığımız zaman iyonlaşma enerjisi aşağı doğru azalan hangisidir? X. X aşağıdadır. Y burada nedir arkadaşlar? Yukarıdadır. Y, Z, T ve K'nın aynı periyotta olduğunu anlıyoruz. Peki buradaki Z'yi yazarsam Z 2A grubunda ise burası atıyorum 1A grubu olsun. Z 2A grubunda ise T'ye dikkat et kaç A grubunda? 3 A grubunda çünkü 2 A'nın iyonlaşma enerjisi 3 A'dan büyüktür. Buradaki K'ya baktığımız zaman K kaç A grubunda? 4 A grubunda ne yapabilir? Olabilir. Aynı şekilde 5 A grubuna göre yazarsak eğer buradaki T'ye ben 5 A dersem aynı şekilde K'ya 6 A diyeceğim. Z'ye 4 A diyeceğim. Y'ye ise buradan kaç A diyeceğim arkadaşlar? 3A olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Şurada bir yanlışlık yaptım. K'ya 7A dersem burası 6A, burası 5A, burası da benim karşıma 4A olarak ne yapıyor? Çıkıyor. Yukarı ve aşağı formülü. Peki bakalım. Diyor ki X'in atom yarıçapı Y'den daha büyüktür. Aşağıda X. Aşağı doğru çap artardı. O zaman X'in çapı Y'den büyüktür. Birinci yargı nedir arkadaşlar? Doğrudur. Sonra diyor ki Z ve T aynı periyotta ise Z ve T, Z burada, T burada, 2A ve 3A gibi düşünelim arkadaşlar. Z'nin grup numarası 3A olabilir diyor. Z'nin 2A olacak ki T'den daha yüksek bir iyonlaşma enerjisine sahip olsun. O zaman ikinci yargı yanlıştır. K ve Y'nin elektron tutan katman sayıları aynı ise değerlik elektron sayıları toplamı 11 olabilir. Bakalım şimdi. 4A da olabilir. Aynı şekilde K ve Y diyor 1A olabilir. 4 ile 1'in toplamı 5 olabilir. Peki ben buraya 7A dersem burası kaç aydı arkadaşlar? 4 aydı. 7 ile 4'ün toplamı 11 olabilir. O zaman 3. yargı da doğrudur. Doğru cevap 1 ve 3 olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. 8. sorudan devam ediyoruz. 9'u çözdük. Sıra kimdeyiz? 10'dayız. 10. soruya bakıyoruz tekrardan. Diyor ki yukarıdaki X, Y, Z ve T kimyasal türleri arasındaki etkin etkileşimler belirlenmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. X ile Y arasındaki etkileşim türü dipol indüklenmiş dipol demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar X,
indüklenmiş dipol olacak ki Y aşağıda hidrojen bağı yapmış. Yani X buradan nedir arkadaşlar? Apolar bir bileşiktir. Y ise polar bir bileşik olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Çünkü polar bileşikler dipol özellik gösterir. Peki Z ve Y arasında hidrojen bağı var ise Y'ye ben ne özellik gösterir diyordum? Polar özellik gösterir. Peki Z de buradan hidrojen bağını içeren polar bir molekül olması gerekiyor. Z ve T arasında iyon dipol ilişkisi varsa Z burada, T burada eğer iyon grubunda olan iyonik bağlı bir bileşik ise Z de burada polar bir bileşik olarak karşımıza ne yapması lazım? Çıkması lazım. Hangileri doğrudur diyor. X ile BH3 arasındaki etkileşim London kuvvetidir. BH3'e bakarsak merkez atom 3A yani apolar özellik gösteren bir bileşik. X'e baktığımız zaman London etkileşimi göstermesi için apolar olması lazım. Zaten X'te biz apolar özellik gösterir ifadesini ne yapmıştık? Kullanmıştık. Yani birinci yargı doğrudur. İkinci yargıya baktım. ZHCl ise YNH3 olabilir. Y polar özellik gösteren NH3 olabilir. Yalnız bunların arasında hidrojen bağı olacağı için buradaki Z bileşiğinde hidrojen bağı içeren bir bileşik olması lazım. Yani flor, oksijen ve azot atomlarından birini içeren bir bileşik türü olması lazım. Hidrojenle bağ yapmış şeklinde. O zaman ikinci yargı yanlıştır. T bileşiği potasyum bromür olabilir diyor. Potasyum bromüre baktığımız zaman iyonik bağlı bir bileşiktir. T iyon dipol ilişkisini gösterdiğine göre T iyonik yapılı bir bileşiktir ifadesi nedir arkadaşlar? Doğrudur. Yani doğru cevap 1 ve 3 olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. 12. sorudan devam ediyoruz. 12. soru diyor ki birincisi ayrımsal kristallendirme ile, ikincisi diyalizle, üçüncüsü dekantasyon ile, dördüncüsü filatasyon, beşincisi ekstraksiyon, altıncısı eleme yöntemiyle bileşenlerine ne yapabiliyormuş? Ayrışabiliyormuş. Yukarıdaki tablonun numaralanmış bölmelerinde bazı karışımları ayırma yöntemleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki karışımları ayırma yöntemleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur ifadesi ne yapıyor? Kullanıyor. Bakalım birinci yargı. Sıvı katı karışımları ayırmak için kullanılır. Ayrımsal kristallendirme der. İki tane katı karışımının aynı sıvıda çözünmüş bileşenlerini ayırmak için kullanılır. Yani sıvı ve katı karışımları ayırmak için kullanılır ifadesi nedir? Doğrudur. B seçeneğine bakıyoruz. 2 ve 6 yani diyaliz. Diyaliz neydi? Kanda bulunan küçük parçacıkta katı tanecikleri ayırma yöntemi. Peki 6'ya bakıyorum eleme. Tanecik boyutu farkından yararlanılarak ayırma yöntemi. 2 ve 6 karışımı oluşturan bileşenlerin tanecik boyutlarının farkı olmasından yararlanılarak yapılan ayırma işlemidir. Bu doğrudur arkadaşlar. Diyaliz de tanecik yöntemlerinden yararlanılarak ayrılır. Eleme de ne yapılır arkadaşlar? Ayrıştırılır. 3 ve 4'e bakıyoruz. 3 dekantasyon aktarma. 4'e baktığımız zaman filatasyon yüzdürme. Homojen karışımları ayırmak için kullanılır diyor. Bu ifade nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Bu heterojen karışımları ayırmak için kullanılır. Aynı şekilde 5. yargıya baktığımız zaman kaynama noktaları farklı sıvılardan oluşan karışımları bileşenlerine ayırmak için kullanılır. Ekstraksiyon heterojen karışımları ayırmak için kullanılır. Bu ifade yanlıştır. 1, 3, 6 adi karışımları ayırmak için kullanılan yöntemdir. 1'e bakıyorum. 1'de ne vardı? Ayrımsal kristallendirme adi karışım değildir. Çözünmüş çözeltileri ayırmak için ne yapılır? Kullanılır. O zaman bu ifade de yanlış olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. 13. soruya bakıyoruz şimdi. 13. soruda eşit kütlede demir ve oksijen maddeleriyle ilgili yukarıdaki tepkime tam yerimle gerçekleştiriliyor. Tepkime sonunda 32 gram F2O3 katısı oluştuğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ne diyorduk? Gram gördüğümüz zaman ilk işimiz neye çevirmekti? Mole çevirmekti. Hemen oluşan maddenin mol sayısını bir buluyorum. N eşittir 32 bölü. Molekül ağırlığına baktığınız zaman 56 ile 2'yi çarparsanız 112. 16 ile 3'ü çarparsanız 48. Topladığınız zaman kaç yaptı? 160. Yani 32 bölü 160'tan. Bunun mol sayısı benim karşıma 1 bölü 5 mol. Yani 0,2 mol olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Ne kadar oluşmuş? 0,2 mol F2O3 katısı oluşmuş. Bakalım. Oluşana baktığımız zaman bundan 0,2 mol oluşuyorsa eğer arkadaşlar, bundan 0,4 mol reaksiyona girmeli. Bundan da 0,6 bölü 3'ten 0,3 mol oksijen ne yapmalı? Reaksiyona girmeli. Peki şuradaki ifadeye dikkat. Eşit kütlede demir ve oksijen maddeleri ile reaksiyona giriyor. O zaman bakalım 0,4 mol demir kaç gram yapıyor? N eşittir yine N bölü MA formülünden 0,4
m bölü molekülerli 56'dan kütlem benim karşıma 22,4 gram demir gerektiriyor. Oksijene bakıyorum tekrardan. 0,3 mol oksijen lazım. M bölü 32'den yerine koyuyorum. M buradan 9,6 gram oksijen gerektiriyor. Şimdi bakın. Oksijenden 9,6 gram gerekli. Demirden 22,4 gram gerekli. Ne dedik? Eşit kütlede. O zaman hangisinden en az miktarda gerekliyse onu yazmamız lazım. Yani ben burada demirden 22,4 gram alacağım, oksijenden de 22,4 gram alacağım. Artarsa artsın benim için önemi arz etmiyor. Bakalım demiş ki tepkimede sınırlayıcı bileşeni demir katısıdır. Doğru. 22,4 gram aldım. 22,4 gramın hepsini tüketmek zorundayım. Bundan dolayı demir benim sınırlayıcı bileşenimdir. Başlangıçta alınan demir ve oksijenin kütleleri toplamı 44,8'dir. 22,4 ile 22,4'ü toplarsanız arkadaşlar 44,8 çıkar. Bu ifade de doğrudur. Tepkimede harcanan oksijen gazının normal koşullardaki hacmi 6,72 litredir diyor. 0,3 mol oksijen gazı harcanıyor. Yerine koyuyorum 0,3 eşittir. N bölü buraya baktığımız zaman 22,4. Buradaki harcanan hacim benim karşıma 6,72 litre çıkar. Bu ifade de doğrudur. Tepkimede harcanan demir 0,2 moldür. Hayır, başlangıçta bulmuştuk. Kaç moldu arkadaşlar? 0,4 moldü. O zaman bu ifade de yanlıştır. Başlangıçta alınan oksijen 0,7 moldür diyor. Ne kadar aldım oksijen? Ben 22,4 gram aldım. Yerine koyuyorum N eşittir M bölü MA'dan. 22,4 bölü 32'den bunun mol sayısını 0,7 mol olarak ne yaparım arkadaşlar? Bulurum. Bu yargıda doğru olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Diğer sorudan devam ediyoruz. 14. soru. Demiş ki yukarıdaki verilen kaplardaki katı maddelerin üzerine büretlerde bulunan çözeltiler ekleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım. A kabında tepkime gerçekleşmiyorsa X katısı bakır metali olabilir diyor. Şimdi bakalım yarı soyların özel bir durumu vardır. Neydi yarı soylar? Bakır, cıva ve gümüş. Bunlar oksijen içermeyen asitlerle tepkimeye girmezken içinde oksijen içeren asitler ile reaksiyona ne yapıyordu arkadaşlar? Giriyordu ve reaksiyon sonucunda kendi içindeki gazdan açığa çıkartıyordu. O zaman A kabında tepkime gerçekleşmiyorsa X katısı bakır olabilir çünkü üzerine oksijen içermeyen HCl eklenmiştir. Yani birinci yargı doğrudur. İkinci yargıya bakıyoruz. B katısı H2 gazı açığa çıkartıyorsa Y katısı Zn metali olabilir diyor. Zn amfoter bir metaldir. Bazlarla reaksiyona girer. Reaksiyon sonucunda H2 gazı açığa çıkartır. Bu yargı da doğrudur. C kabında karbondioksit gazı açığa çıkıyorsa Z katısı kireç taşı olabilir diyor. Bakalım kalsiyum karbonat üzerindeki asitlerle reaksiyona girer. Reaksiyon sonucunda karbondioksit gazı ne yapabilir? Oluşturabilir. O zaman üçüncü yargıda doğru olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Doğru cevap 1, 2, 3 olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Kimya soruları bitmiştir. Kendinize iyi bakın.